Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği ile birlikte yürüttüğümüz bir projeden bahsetmek istiyorum. Bu engelli vatandaşlarımızın elektrikli akülü sandalyelerini tamamen şarj edebilecekleri bir sisteme dayalı olarak tasarlanmış bir üründür. İçeriden aydınlatmalarımız bulunuyor. Bu gece de yine aynı şekilde dikkat çekeceği şekilde tasarlanmış. Yine burada da yüzde kaç dolu, akünün yüzde kaç dolu olduğunu ve yüzde kaç boş olduğunu gösterir bir sisteme sahip. Buraya engelli vatandaşımız geldiğinde kendisine verilen bir kart sayesinde buraya okutuyor ve sistemi aktif hale getiriyor. Sistemi aktif hale getirdiğinde engelli vatandaşımızın adı ve soyadı çıkıyor ve hangi şarj dolum ünitesini kullanacağı bilgisi veriliyor. Bir numaralı şarj ünitesini aldığında burada hiçbir şekilde elektrik yoktur. Şu an sistem çalışmakta ve hiçbir şekilde elektrik yoktur. Bu sistem tamamen sandalye, akü şarj sistemine şarj olacak sandalyeye girdikten sonra voltaj verilmektedir. Bu da küçük çocukların buraya parmağını vesaire sokmasın diye yağmurda vesaire de korunma amaçlı yapılmıştır. Engelli vatandaşımızın tekerlekli sandalyesinde bulunan akünün arıza olup olmadığı bilgisini de verip herhangi bir arıza olduğu zaman burada bu voltaj artışlarından ve inişlerinden dolayı burada bunu engelli vatandaşımıza bildiri yapabiliyoruz. Aynı şekilde akünüz arızalıdır, lütfen en yakın servise gidin diyebiliyoruz. Yine aynı şekilde bunu geri çekip bıraktığımızda otomatik sarıcı bir sisteme, düzeneye sahip. Engelli vatandaşlarımız buraya geldiklerinde araçlarını şarj ederken hem cep telefonlarını şarj etmektedirler, hem de bunun yanı sıra en yakın akü şarj dolum istasyonunun nerede olduğunu görebilmektedirler. Yine aynı şekilde mobil uygulaması sayesinde cep telefonlarına indirmiş olduğum mobil uygulamayı tarafından da nerede olduğunu görebilmektedirler. Engelli vatandaşlarımızın burada en az 45 dakika bekleme zorunluları olduğundan bunun içerisine herhangi bir film yükleyebilir ve burada film izlemesini sağlayabiliyoruz. Filmin yanı sıra müzik ekleyebiliyoruz. Burada yine çift kulaklık girişimiz sayesinde en az iki kişi buradaki vaktini müzik dinleyerek veya film izleyerek geçirebiliyorlar. Yine FM radyosu vardır. Yine kulaklıkları anten görevinde görerek herhangi bir radyoda dinleyebiliyorlar. Yine içerisinde bir oyun uygulamamız var. Oyun da oynayabilirler aynı şekilde. İnternetimiz var. İnternetten istediği siteye girip dolaşabilirler. Yine belediyemizin düzenlediği ankete bakarak, buradaki değerlendirmeleri de göz önünde bulundurarak bir mesaj gönderebilirler. Belediyeler de buradaki anketlerinden halkın, vatandaşın nabzını ölçüp onlara daha iyi hizmet, daha iyi fayda olabilmek için araştırmalar yapılabilir. Yine aynı şekilde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kendi sitesine direkt olarak giriş yapabilirler. Buradaki haberleri, önemli duyuruları bakabilir ve yine aynı şekilde belediye ile temasa geçebilirler. Buradaki ekranda da yine aynı şekilde uzaktan yönetilebilir bir sisteme sahiptir. Buradaki reklamları, kamu spotu da olabilir bu veya belediyeyi tanıtıcı bir video da olabilir veya bir reklam da alınıp burada gösterilebilir. Ya da vatandaşlarımıza özel duyurular yapılabilir bu ekranlar sayesinde. Tamamen engelli vatandaşlarımıza özel ve bilgilendirme amaçlı bir istasyon. Teşekkürler.